Geçimimizi sağlarken haram yememek. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bizlere vasiyetlerinden biri, geçimimizi sağlamak için ticaret, sanat veya herhangi bir vazifeyi yaparken, haram ve şüpheli şeyleri yememeye dikkat etmemiz hakkındadır. Bizim muttaki ve salih kişiler olduğumuzu sanarak, bizlere getirilen mallar şüpheli gelirlerden sayılır. Çünkü gerçekten ya güzel amel sahibi kimselerizdir veya değilizdir. Her ne durumda olursak olalım, bizlerin ehli salah olduğumuzu düşünerek hediye getirenlerin bu hediyelerini kabul etmemeliyiz. Ama herhangi bir düşünce sahikiyle değil de içinden gelerek ihlasla bir hediye getirenin hediyesini kabul eder ve ondan yeriz. Bunun sakıncası yoktur. Nefsimi elinde tutana and içerim ki, bir kulun içine bir lokma haram girmiş olsa, kırk günlük güzel ameli kabul olunmaz. Herhangi bir kulun vücudu haramla gelişirse, ateş ona layıktır. Taberani Bir kimse on dirhemlik bir elbise alsa da, bu on dirhemden biri haram kazançtan gelmiş olsa, o elbise üstünde bulunduğu sürece Hak Teala kılacağı namazları kabul buyurmaz. Ahmet bin Hanbel bir kimse haram yoldan kazanıp topladığı maldan sadaka verirse, hiçbir ecir ve sevap kazanamayacağı gibi suçu ve günahı da kendisine ait olur. i̇bn Hibban Bir kimse günah yoldan mal kazansa ve yakın akrabasına o maldan yardım yapsa veya sadaka verse veyahut Allah Celle Celaluhu yolunda bu kazancını harcasa, kıyamet gününde kazandığı bu günah mallar toplanarak kendisiyle birlikte cehenneme atılır buyurulmuştur. Ebu Davud, İmam-ı Şarani, El-Uhudul Kübra, 846. sayfa, 12 Ocak Mevlana Takvimi